Belki de anan dahi hayattadır. Baban sırf saltanat sevdasına anasız bırakmıştır seni. Ya bunca yıldır bir yalana inandıysan bunu hiç mi düşünmezsin? Tatar. Sultanım. Ben de çalışmadan duramadım. Bir kılıç daha olsa yapayım dedim. Az düşünmüşsün. İşlediğim pusat hak yoluna adansın. Küffarın canını acısın istersin. Lakin belli ki içindeki hırs ile sen pusatın canını yakarsın. Nedir bu hal ne ol? Anansız babasız kalmış evlatları düşündüm sultan. Devletimiz uğrunda can veren şehitlerimiz. Allah'ın izniyle bu büyük sefer küffarın bunca vakit ettiği zulme son verecektir. Madem ki kılıç henüz bitmemiş, beraber yapalım. Armağan edeceğim ele yaraşsın. Kime armağan edeceksiniz sultanım? Devleti için gece gündüz çırpınan bir babanın evladına. Kılıç en sağlam çeliğin cevherinden olmalı. Dilerim ki armağan edeceğim kişi de cevheri sağlam biri olsun. Kılıç özünü bulsun diye nice korlardan geçmeli. Dilerim armağan edeceğim kişi de özünü bulsun, bitirmesin. Kılıcın sağlamdı, su verdikçe artar. Dilerim o kişi de sağlam olsun, yıkılmasın. Ve oğul, kılıç vurdukça keskinleşir. Dilerim armağan edeceğim kişi de darbelerden keskinleşip çıksın. Armağan edeceğim kişi senin doğacak evladındır oğul. Eksik olmayın sultanım. Yalnızca bu pusat değil, dedesi Melikşah'ın onurunu da kuşanacaktır.
Bu gök busak belinde oldukça tıpkı sizin gibi hiçbir düşman bileğini bükemeyecektir. İnşallah. O vakit beraber bismillah diyelim. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Birazdan kılıçlarınız Tapar'ın kanıyla kutsanacak. İçimizdeki intikam ateşini Melikşah'ın evlat acısıyla soğutacağız. Yaşa Komutan Markus! Yaşa Komutan Markus! Yaşa Komutan Markus! Yaşa Komutan Markus! Komutan Markus, Sultan Melikşah birliğiyle beraber imalathaneye geldi. Tam sırasıydı. Şimdi orası bir ordugah kadar kalabalıktır. Oraya girmek intihar olur. Melikşah'ın oradan ayrılmasını beklemeliyiz. Tamam. Sen görev yerine dön. Melikşah oradan ayrılır ayrılmaz haberim olsun.